Gördüğünüz için hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Bakan. Sözlerimi toparlarken, bu önemli reformun kökleşmesini ve devam etmesini hükümet olarak, bakanlık olarak, HSK olarak çok önemli buluyoruz. Ve istatistiklerde istinaf mahkemelerinin çok önemli mesafeler kat ettiğini, önemli başarılar elde ettiğini göstermektedir. Bu dönem içinde toplam istinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarındadır. Bölge adliye mahkemelerinin sonuçlandırdığı dosya sayısı 836 bin civarındadır. Yani %68'i istinaflarda sonuçlanmıştır. Bu çok önemli bir rakamdır. Yargıtay'a göre istinaf mahkemelerinde ceza dosyalarının görülme süresi yaklaşık 5'te 1, hukuk dosyalarında 3'te 1 azalmıştır. Yani 5 yılda Yargıtay'da tamamlanacak bir dosya istinafta 1 yılda kesinleşebilmiştir. 3 yılda Yargıtay'da tamamlanacak bir hukuk dosyası istinafta 1 yılda tamamlanmıştır. Bu vatandaşımızın da bir an evvel davasının kesinleşmesi anlamında çok önemli bir adımdır. Bu yüzden inşallah Sakarya'daki bu adli yılla başlayan istinafta yine Türk yargısına çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yıllık ortalama 400 bin dosya gelirken bu sayıda 30 bine düşmüştür. Böylece yine savcılık ve ceza boyutuyla da davaların hızlanmasına ve nitelikli istinafların çıkmasına bu reform çok önemli katkı sağlayacaktır. Değerli konuklar, çok değerli yargı mensupları, adalet teşkilatı çalışanlarımız ve değerli hemşehrilerim. Başta darbe girişimi davaları olmak üzere FETÖ yargılamaları ilk derece mahkemelerinde çok önemli bir aşama kaydetmiş bulunmaktadır. İlk derece mahkemelerinde günden güne artan karar sayılarıyla birlikte konu artık istinaf mahkemelerimizin gündemine gelmiştir. Ve bu sebeple de istinaf mahkemeleri başta bu darbe yargılamaları olmak üzere yine